Alman Anayasa Mahkemesi kalıcı kurtarma fonu olarak da bilinen Avrupa İstikrar Mekanizması'na yeşil ışık yaktı. Mahkeme sözleşmenin yürürlüğe girmesini engellemek için yapılan 37 bin başvuruyu reddetti. Böylece geçtiğimiz Temmuz ayında aktif olması gerekirken bir türlü yürürlüğe giremeyen koruma mekanizmasının önünde bir engel kalmadı. Fakat mahkeme Almanya'nın fona katkısının 190 milyar euro ile sınırlı kalacağına, herhangi bir artışın yine parlamento ve cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca fonun kuruluş sözleşmesinde yer alan kararların gizliliği maddesinin Alman meclisinin önünde bir engel olmaması gerektiğini vurguladı. Bu şartlı kabule rağmen fonun sonunda aktif hale gelecek olması piyasalarda büyük bir rahatlamaya yol açtı. Öte yandan karar herkesi memnun etmedi. Anayasa hakimleri içeride kararlarını açıklarken dışarıda da bir grup protestocu Kurtarma Fonu ve Avrupa Birliği karşıtı gösteriler düzenledi. Göstericiler ellerinde başkalarının borçlarını ödemeyeceklerini, zenginlerden vergi alınmasını söyleyen pankartlar taşıdı.